Yok Heh, buradan. hoş geldin Alo. Seto. Hoş bulduk. Sezen se ne Sezen'e? Seto diyebilirsin. Seto. Eğer Tamam. Seto hoş geldin. Evet, Seto diyeyim. Hoş bulduk. Ya Şimdi ben olayı çok ufak bir özetleyeyim özetle. Seto. Bu güneş tutulması muhabbetlerinde bu ara popüler olduğu için haliyle bir doğum haritası açma gafletinde bulundu sayın yayıncımız. Ben de olayı açıklamaya çalışırken batırdım Eyvah. sanırım. Dedim ki bir bilene danışmakta fayda vardır. Harika, süper, çok sevindim. Şimdi benden tam olarak ne yapmamı istersiniz? Güneş tutulmasının haritasını mı yorumlayacağım? Yok Veya yok. birinin haritasını mı yorumlayacağım? Ne yapacağız? Direkt Ahmet'in haritası. Oskolyat, Ahmet, Hocam. Setenay. Hocam. Neydi? Hocam diyebilir miyim? Ya, Başlığı da memnun hocamız oldum geldi diye Seto'cum. değiştirdik. Tercih ederim. Seto şimdi bak bir şey diyeceğim sana. Ben Evet. bunlardan hiç anlamam. Çok uzağım. Tamam. Çok cahilim bu konularda. Tamam. Şimdi ben burada bir chatten arkadaşımız geldi. Yok işte bir ilişkisi varmış. İşte o bakmış buna. Sonra da işte şu kızları hayatından çıkar. Şu burçlu olan kızları. Oradan açıldı muhabbet. Sonra ayrılmışlar falan filan. Ben ne saçma bir şey. Böyle şeyler olabilir mi? Vesaire diye. Konuştuk sohbet muhabbet ederken konu buralara kadar geldi. Sonra dediler ki abi sen de bak dediler. Sonra ben de girdim. Böyle bir şey çıktı. Bilgilerime girince. Bu harita mı şimdi? Bak yeni açtım Evet. sana Discord'da. Yo yo, bu ben zaten yayına tıkladım. Evet, bu harita ama bu çok farklı bir site. Benim kullandığımdan biraz daha farklı. Sinastri mi açık? Ne açık burada? Bakayım. astroassist.com. Bana bir tane link atabilirsin, ben Evet, oradan burada açabilirim. normal. Yo, ben şimdi senin haritanı yorumlayacaksam eğer bunun üzerinden de yorumlayabilirim. Sıkıntı yok. Sadece doğum bilgilerini ben de alayım. Arkada benim de bilgisayarımda açık olsun haritan. Oradan da bakayım. Açayım. Vereyim. Bir dakika. TC kimlik numarası falan gerekmiyor, değil mi? Kimlik Heyecanlı mısın? ben mi? Evet. Ben heyecanlıyım ve ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Tamam. Başka bilgi gerekiyor mu? Yaz. Hocam arkadaki Hayır, bir kartın saniye. CVV numarası tamam. Gergin daha çok çok gerginim. Ya kusura bakmazsanız ben bu Discord şeylerinden çok anlamıyorum. Nereye yazdın? Ben nasıl bakacağım Sana buna? özelden yazdım. Ama söyleyebilirim de. Direktman. Tamam. Bir 0 saniye, bir saniye. tamam. 02. 01 1995. Aa, Oğlak burcusun. Evet. Korkunç. Evet, doğum saatin nedir? 23.00. 20 çift 0. İstanbul Beşiktaş'ta doğdum. Tamam. Bir dakika bir şey diyeceğim. Neden Efendim? Seto bana korkunç dedi. Oğlak burçları bana biraz korkutucu gelir hep astrolog olmama rağmen. O yüzden. Şimdi başlıyorum. Hazır mısın? Hazırım. Hazırım. I am ready right now. Görüyor tabii chat'i. Görüyor arkadaşlar. Chat açık. Alo. Alo. Hazırım. Hazırım. Tamam, süper. Şimdi bakalım. Yükselen Aslan burcuna yerleşmiş. Güneş Oğlak 5. evde. Bir saniye bekleteceğim seni. Tamam, no problem. Bu arada bu 5. evde falan diyor ya, onları ben de hiç anlamadım. O kendi söylüyor Osko. Anlamadığın için şey yapma. Ben hala daha hiçbir şey anlamadım. Beşinci evre mi dedi? Ben beşinci evre bir adam 5. mıyım? ev. Ev dedim. Şimdi Ha ev, başlıyorum. pardon. Öncelikle yükselenin Aslan burcuna yerleşmiş. Aslan burcu aslında tiyatroyu, ön planda olmayı temsil eder. Liderliği temsil eder. Bu yüzden kendi arkadaş grubunda biraz daha mizahşör takılıyor olabilirsin diye düşünüyorum. Ön planda olmak senin için önemli. Mars'ın 1. eve yerleşmiş ve Başak burcunda. Şimdi bunun sözel anlamı aslında Türkçe meali şu demek. Sen çok mükemmeliyetçiymişsin bir ara bence kendi üstünde. Özellikle çok fazla takıldığın şeyler varmış. Ve sonrasında bunları yavaş yavaş aşmayı öğrenmişsin. Bunu da aslında bir noktada geliştirdiğin bağımlılıklar sayesinde törpülemeyi öğrendiğini düşünüyorum ben. Çünkü bir insana, bir eşyaya, işte ne bileyim, içtiğin bir şeye, yediğin bir şeye oluşturduğun bağımlılıklar senin aslında kendi üzerinde
üretmeye çalıştığın o mükemmeliyetçilik kavramını bence birazcık daha törpülemiş. Biraz daha insaniyete inmişsin yani burada mükemmeliyetçilikten. Onun dışında Mars'ın birinci evde olması çok atak olduğunu gösteriyor. Yine inceleyip dokuyorsun ama bazen çok dürtüsel hareketler yapabiliyorsun. Ve bence bu dürtüsel hareketler de yine o mükemmeliyetçiliğine uymadığı için burada da belli başlı törpülenmeler gerçekleşiyor. Güney Ay düğüm Boğa burcunda MC ile kavuşuyor. Aslında keyif için yaşamak istiyorsun hayatı diğer insanlara göre. Keyif Ve için. bu keyifçilik biraz daha yemek yiyeyim, yatayım, işte konforuma düşkün olayım, kendime bir alan oluşturayım ve o alandan çıkmayayım olarak çalışıyor olabilir diye düşünüyorum. İletişim yeteneğinin gelişmiş olduğunu düşünüyorum. Çünkü güney düğüm, kuzey düğüm 9-3 aksında. Analiz yeteneğin de kuvvetli aslında. İnsanları analiz ediyorsun biraz daha. Evet. Bunun dışında bakayım. Yani şöyle, hayatındaki zorlanmaları bence kendi konfor alanını oluşturmak için kullanıyorsun. Ve bu son noktaya kadar da bana kalırsa böyle devam edecek. Mesela kimi insan, ki Oğlak burcuymuşsun aslında. Oğlaklar çok çalışkan olurlar. Çok böyle dedik sınırlarım vardır, şöyledir, böyledir olurlar. Sen de öyle bir hava görmüyorum. Haritada da öyle bir şey görmüyorum. Evet, öyle Onun yerine olabilir. daha çok sen kendi konforuna göre kendi sınırlarını belirleme bence taraftarısın. Ay burcun yine Oğlak. Aslında burada kimseye açmadığın bir iç dünyanın olduğunu söyleyebiliriz. Biraz daha şöyle söyleyeceğim hatta. Şimdi burada bence iç dünyanı anlamadım. Şey duyamadım pardon. Ya ben yok çakmak ya sigara yakıyordum da sen devam et ben Yani bir sigara sigara yakıyordum. yaktırdıysam Evet üzgünüm evet. Yok sana. yok yok yok. Sen devam et ben mikrofonu kapatıyorum. Dinliyorum ama Şimdi seni. o zaman şöyle söyleyeyim. Merkür'ün bu yine Oğlak burcuna 6. eve yerleşmiş. Bu demektir ki aslında sen bir şeyleri çok zor öğreniyorsun. Ancak öğrendiğin şeyleri hiçbir şekilde unutmuyorsun. Doğru. Ama zor öğrenmiyorum aslında ya. Tamam. Beni şu an duyabilen var mı? Sanırım kesildi. Yok duyuyor biliyorum ben Ne seni duyuyor duyabiliyorum. musunuz Herkes sesin duyuyor. etkili? Tamam, arada bir tepki verin ayol. Böyle Tamam ama olmaz. ne bileyim öyle bir girdi ki konu tık 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 konuşuyorsun. Ben dedim şimdi kesersem tokada yapıştırır falan zannediyorum. Evet, Anladın bu mı? arada bir şey söyleyeceğim. Bengi de bu anlamda, ben de yayın açıyorum arada. Hı. Bengi de bu anlamda bana çok kızıyor. Diyor ki insanların anlayabileceği tane tane şekillerde anlatsan biraz aslında her şey Bakayım. daha güzel Chat olacak. anladınız mı? Bir chat'e soralım mı? Seto'nun demiş olduklarından anladınız mı bir şey arkadaşlar? Bence Türkçe meallerini de yapıyorum ya. Biraz Bazı anlamışlardır. kısıtlarımı anladım. Çok iyi anladım. Anladım. Ben Evet. anladım. Neyi demiş? Allah belanı vermesin. Niye dinlemiyorsun oğlum? Anladım. Kimileri bazıları anlamamış. Bazıları orta şekerli anlamış. Bazıları da Tamam, anlamış. daha Türkçe yorumlar yapıyorum o zaman. Tamamdır. Şimdi sen ayaklı kütüphane gibisin öncelikle. Öğrendiğim bilgilerin çoğunu unuttuğunu zannetmiyorum. Genel bir unutkanlık durumu olabilir. Ancak bir şeyin üstünde öğrenmeye çalıştıysan, o şeyi yapmaya çalıştıysan unutmuyorsun. Çünkü zor öğrenen de bir tarafın var. Kolay kavrıyorsun. Ancak bu kolay kavrama pratikte biraz daha kalıyor. Bunu eyleme dökerken zorlanıyorsun. Fakat sonrasında bu yaptığın eylemler doğrultusunda da bir şeyleri unutmuyorsun. Ondan sonra insanları iletişimle büyülemeyi seviyorsun bence. Burada Merkür'ün Neptün'ünle kavuşuyor ve bunu ani sözlerinle, ani ataklarınla dile getiriyor olabilirsin. Evet. Ondan sonra özellikle flört ederken bu yanın ortaya çıkıyor olabilir diye düşünüyorum. Doğrudur. Doğru. Doğrudur. Devam ediyorum ben. De Benim şey devam et. Ben söylediklerinizi duymadım. yok ben arada bir onaylıyorum da Sonra seni. burada Ay burcun yine Oğlak'a yerleşmiş. Burada demiştim ki bana kalırsa herkesten Aha gitti. sakladığım ben bir iç dünyanın olduğunu söylemiştim zaten. Evet Ancak var. burada bence şöyle bir şey de çalışıyor. Ani duygu değişimleri içerisine girebiliyorsun ve bu günlük hayatına inanılmaz yansıyor yani. Alo, Doğru. duydun Yok yok duyuyoruz. beni?
Oha lan çok doğru söyledi bu arada. Ani duygu değişiklikleri olabiliyor. Yani gülerken sinirlenebiliyorum arkadaşlar. Siz de şahitsiniz. Ağlarken gülebiliyorum. Koşarken durabiliyorum falan ya. Yani duygu değil ama o. Yani bilmiyordu hiçbir şeyi. Biliyor. Bengi sen bana kardeşim Ben bilgi vermedin değil mi? kanka Sen beni iyi 3 tanıyorsun. dakikada ne bilgisi verebilirim Ben ben de. bilmem kanka sen şeytan gibi adamsın anladın mı? Kanka ben dedim ben fiziksel olarak bu deneyimi yaşadığım için daha büyük şok yaşamıştım. Ki inanmayan bir insanım Ya bu hala arada da ama şöyle Seto biliyor. ben detaylı bakmıyorum şu anda bu arada. Sadece üstün körü bakıyorum bu haritaya. Öyle bir şey söylemek istiyorum. Bir dipnot geçmek istiyorum. Bu kadar. Yani Söylediğin başka çoğu bir şey şey doğru bu rica arada. edebilir miyim Seto? Evet tabii ki. Hangi harita sistemi bilmiyorum. Sen bir şeye bakıp bana işte 2014'te şöyle sıkıntılar yaşamışsın, 2015'te böyle sıkıntılar yaşamışsın gibi bir böyle geçmiş analizi Sen bilirsin. vermiştin ya. O kadar detaylı bir şey değil ama hani o sisteme, yani o siteye vesaire şu an erişimin varsa bilgisayardasın anladığım kadarıyla. Sadece bir iki tane böyle nüans alabilir miyim Ahmet'i böyle iyice yayında şey yapmak adına? Çünkü inanmadılar bana. Hadi canım falan filan yaptılar. Örselendim ben burada. Tamam. Bunu da yapacağım. Ama sizden bir 2 dakika rica edebilir Olur miyim olur ben? tabii tabii istediğiniz Sanıyorum benim zaman. Wi-Fi'ımda bir sorun var. Onu halledip hemen 2 dakikaya gelsem. Okey yo hiç Tamam. problem değil hiç problem değil. Bengi. Kanka ben dedim inanmadınız. Bak ama kanka Chat'leri bak örse okey dedim. okey bak. Bazı şeyler doğru. Bazılarını tabii ki de katılamıyorum. Ama bazı şeylere de katılabiliyorum. Ama sen diyorsan ki geçmişinde de senin hakkında herhangi bir bilgi veriyorsa ben okuyayım kardeşim. Bu arada şu ana kadar söylediği her şeye ben kefilim. Sen niye kefilsin oğlum? Yaptığı Ben analizler. hangisini kefilsin? Söyle bana. Ben mi zor öğreniyorum diye ilginç bir tepki verdi. Kanka sen zor öğreniyorsun. Kanka ama neyi zor öğreniyorum? Yani herhangi bir bilgi. Yani bir oyundaki herhangi bir mekaniği öğrenme sürecin bile senin Hayır oğlum ben işkence yeni oynadığın bir hayır oyun sana. oğlum ben çok çabuk oğlum ben yürümeden koşmayı öğrendim Bengi. Manyak mısın dediğin adama babam demiş ki bu ne yapıyor bu? Şeytan mı girdi bu çocuğun içine? Güzel soru Kanka abi. peki bir şey soracağım. Days Gone'daki motor mekaniğini hatırlıyor musun? Kankacım Motoru ileri yürütme o gün sarhoştum kardeşim. Meyhaneden gelip Days Gone oynamıştı. Öyle yani ilginç bir şey aslında. Ben hala da inanma konusunda sıkıntı yaşasam da Seto bir Konuş be şekilde biliyor. Black. Black Raven'ım konuş. Ama şeyler doğru mesela. Kendi iç dünyam var anladın mı? Böyle kimseye açmadım. Harbiden kimseye açmadım böyle. Sadece benim bildiğim. Şaka be. Ben bilmiyordum. Ben çok içi dışı bir adam olarak Ben tanımlardım hayır seni. bak içi dışı bir ama o %2'lik bir yer var ya orası kardeşim anladın mı? Full kapalı. Full. Hala gezegenler, yıldızlar insan kişiliğini bu kadar etkilediğine inanmıyorsun. Yani Ben de inanmıyorum bu arada. Onur o kişiliği nasıl galiba. etkilesin ki abi? Şimdi mesela iki tane oğlak var. Benim bir tane oğlak bir arkadaşım vardı. Şerefsizin önde gideniydi. Dolandırıcıydı çocuk. Ben ama öyle değilim. Haksız mıyım? Öyle ya şey muhabbeti işte normalde oğlak görünüyor ama oğlan şu 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 özelliklerine çok ters hareket ediyorsun diye yorum yapıyor ya biraz orada kapıyor beni işte. Ben Abi de çünkü hocanın mesela işi yayın çıkmış. birçok Ben şeyi devam dinliyorum. ediyorum. Evet buyur kardeşim. Abi ben şimdi önce bir IBAN atayım. Abi şaka bir yana hoca yokken söyleyeyim. Bengi kaç para vereceğiz lan çıkışta? Ne? Oğlum Benim para mara sormadık kadın anlatıyor burada. bir arabayı satmıyorum oğlum. Kardeşim onlar bizde. He öyle mi? Abi bu arada şekil şukul yapma kamerada. Kadın Yapmıyorum. uzaydan senin şeyini okuyor. Hareket çekiyorum görür oradan. Manyak Ben manyak çap. hayır ben kadına yapmıyorum oğlum chat'te yazıyor mesela. Birisi bir şey diyor ona yapıyorum ben o hareketleri. Hayır abi öyle değil. Şimdi orada bir anda bakarken hani su bulanır. Anladın mı? Baktığı şey neyden bakıyorsa artık. Ya öyle bir Hani şey bir anda değil. Öyle bir şey kirleniyorsa. değil oğlum. Sudan bakmıyor. Su Nasıl? bulanır ne oğlum? Manyak mısın? Abi ben bu ablayı üfürükçü bir abla gibi... Allah Allah. Berkant. Salak. Salak herif.
Ya Seto senin sudan baktığını falan zannediyor. Bir arkadaş geldi benim editörüm. Merhaba editörü. Hayır, sudan bir Gitti kere kaçtı. Sen gelince kaçtı. Devam edeyim mi bu arada? Tabii. Edebilirsiniz. Biz dinliyoruz. Abla ben inanıyorum bu arada. Hiçbir şey demedim. İftiralara gelme. Saygılar. Hayırlı işleriniz olsun. Teşekkür ederim. Şimdi ben birazcık aslında burada senin takıntılarından da bahsetmek istiyorum. Tamam Madem benim. harita önümde. Tamam benim nasıl bir takıntım Bence varmış? Evet dinliyorum. tamam, senin takıntıların bence senin kendinle alakalı belli başlı takıntıların var. Bunlar hakkında da duygu durumun gibi inişler, yükselişler ve düşüşler yaşıyorsun. Bakalım bu nereden bağlanıyor? Bir saniye. Haritaya bakıyorum şu an. Şimdi öncelikle bence dur bir saniye, bu buraya bağlanıyor. İlişkilerinde takıntı geliştiriyorsun bence. Direkt bunu söyleyeceğim sana. Aslında geliştirdiğin takıntılar ilişkiyi bence ilişkilerini belirli bir seviyeye kadar ilerletmene yardımcı oluyor. Çünkü akılcı, aslında çok mantıklı şeyler geliştirdiğini düşünüyorum. Doğru. Hani mantık üzerinden ilerlediğim için zaten belirli bir seviyeye kadar gidiyor. Ancak bence burada kıskanç bir lover'sın sen ve bu kıskançlığın şu şekilde işliyor. Yani şunu yapma, şuraya gitme falan değil. Bence daha çok senin için zaten ben en iyisini düşünürüm. Hani eğer ben senin hayatındaysam senin için ben en iyisini düşünürüm zaten. Senin düşünmene gerek yok. Ben Şu zaten taşların dili olsa da gizmek anlatsa. oğlum. Hayır şimdi hocam şimdi bir dakika bu çok riskli bir konular anlatabiliyor muyum? Şimdi burada hanımefendiler Chat'te bir sürü tonca yani bir öldürürler. Şimdi ben kıskanç bir adamım. Tamam okey bunda katılıyorum. Dediğiniz gibi de hani böyle yok işte buraya gitme falan kesinlikle hiçbir zaman yapmadım. Yani ama Ya bence burada gereğinden fazla sezgilerine güveniyorsun. Hani sen biri için bir şey hissediyorsan zaten doğrudur. Veya işte sen onun analizini yaptıysan o zaten doğrudur. O zaten öyledir. Ama Anladın mı? Bunun aksinin kanıtlanması için sana gerçekten mantıklı sebepler ve mantıklı sonuçlar sunulması gerekiyor. doğru. Ki o zaman bile çok zor vazgeçiyorsun yani söylediğin şeylerden. Doğru. Evet. Evet biliyorum. Aha biliyorum. Nasıl ya? Belki sen söyledin falan diyormuşum. Yok yok. Abi bağırmaya Ya. başladı sana. Sana kızıyor şu anda seni. Yok yok o sesi duyulsun diye yapıyordu. Yani Seto'nun bana kızacağını Yok, düşünmüyorum. herhangi bir eril eleştiri de Evet. sesini Ben yükseltir. eril tokatlayan, bilmiyorsanız erkek tokatlamayı severim. Benim de tarzım bu. Şey diyor değil mi? Ne erkeği ya? Erkeği falan yapıyor. Allah ağzına sağlık ya. Çok teşekkür ederim bu bilgiler için. Demek? Çok inanılmaz bir Astrolojiye inandık mı arkadaşlar? chat yani birkaç doğru yani bu arada evet. Kıskançlığım vardır ama çok fazla kıskanç değilimdir bu arada. Buna kesinlikle yani. Şöyle söyleyeceğim. Baştan sona yaptığım analizlerde bir yanlışlık var. Bazı katılmadığım noktalar vardı evet. Mesela ne gibi? Kendimi Cumhurbaşkanı sayılır. mesela özel alan oluşturuyorum dedin ya ben hiç özel alan falan oluşturmam ya. Ben her yerde Ne çok alakası var? Zihnin senin özel alanın değil mi resmen? Mısın orada gidiyor. Oysa Sonra. öyle diyorsun. O manada diyorsun. Tamam. Evet kendine ayrı bir oralama var yani. Bunun da zihinsel olduğunu, kimseyle paylaşmadığını söyledim. Bunun neresi yanlış? Tamam yok doğru tamam. Tamam. Niye? Tamam ya niye bağırıyorsun ya? Ha, 2 dakika şurada oturalım iki konuşalım dedik. Yok yok gerçekten doğru söylüyorsun bu arada. Katılıyorum sana. Asla yalanlayamam seni vallahi diyorum. Ben çok sevindim. Memnun oldum bu arada Ben tanıştığıma. Benim de çok memnun oldum. ara sıra benim yayınlarıma da beklerim. Tabii gelirim, geliriz, geliriz. Kanalı neydi kanal? Kanalın linkini de Sen yayın atalım. açmaya döneceğim mi artık peki? Cidden Ya, artık. evet. Evet döneceğim evet. Kanal nedir? Bengici paylaş kanalı. Ya teşekkür Paylaşı ederim. takip edin. Oha Baran senin ben stalk yeteneğine Baran tüküreyim. nereden Ne oldu? bilmiş? Belki Baran takip yapıştırdı belki bir kanalı. dakika Takip etmiyordur. takipçisidir. Sanmıyorum kanka.
Ama helal olsun. Yani ben çünkü Walker. Link bulmaya çalışırken Baran attı linki. Helal olsun. Tamam, ben de takip atıyorum. Gelirim yayınlarınıza efendim. Çok teşekkür ederim. Ediyoruz. Ben Çok. teşekkür ediyorum. Hoşça kalın diyorum. Ağzınıza sağlık. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Teşekkürler Seta. Hadi bay bay. Evet. Abi soru soracaktım da yemedi ya. Yani mi oğlum, manyak mısın? Bana bağırdı lan. Yemedi. Ben... Felci sinirli ya kadın. Oğlum ben Cerrahpaşa kahve baskınında oynayan bir adamım. Bu kadar gerilmedi, anlatın. Hayır, bir de şimdi tam vakıf olduğumuz konularda değil. Ama bir şey diyeceğim. Anladın mı? Sinir edeceğiz kadını. Ama bir şey diyeceğim. Gibi. Yani doğru söylediği olaylar vardı bu arada. Yok yok oğlum, doğru söylediği olaylar vardı ya. Abi yok be. Lan nasıl yoktu oğlum? Benim hakkımda sen benden daha mı bileceksin? Hayır yani bunlar zaten standart şeyler söyledi. Ben de söyleyeyim aynılarını. Hayır canım. Kimisi mesela kıskançtır, tamam mı? Ben kıskancım ama mesela kıskançlık yapıyorum elbette. Ama bunu tabii farklı bir dilde söylüyorum. Hani şey gibi. Bir tane lavuk var, tamam mı? Berkant. Sen o lavuğu tanıyorsun. Hı-hı. Ama lavuk mesela Hı-hı. yavşağın önüne giden, anladın mı? Bundan Hı-hı. önce böyle herkese böyle yavşamış bir adam. Fatih. Hani işte diyorsun ki ya bak diyorsun bu çocuk çok yavşak birisi. Haberin olsun falan gibi. Böyle bak. Doğru. Öyle anlatıyor. Tamam da abi mesela ben de bu özellik bende de var. Hayır oğlum, kimisinde var mesela sevgilisiyle erkek kız aynı oturmaya şey yapmaz. Abla girebiliyor mu? Giremiyorsa ya ben inanmadım ablaya pek. Gelsin de ağzımı bozucu. PSV'ye bak. Kabin memuru. Kabin Bay. bir kameradan açtı. Dengi çağırsan ablayı. Çağırsana, bir büyü işimiz var. Çağır bakalım ablayı. Yok yok. Çok teşekkür ederim Bengi'cim bu arada. Yani yanımıza konuk. Borcumuz da kadar. Yayınımızda konuk da çok da güzel bir insan. Evet. Şimdi yayının gelen kanalına devam ediyoruz. Teşekkür ederim. Şimdi ben kapatıyorum sesimi. Ya da burada durum bilmiyorum şey yani. Tamamdır, siz konuşun. Ben çıktım zaten. Hadi görüşürüz. Tamamdır. Çıkamazsın. Bekle. Şimdi